Bugün size Amerika'da Ebru sanatını en iyi şekilde icra eden ve Ebru'yu Amerikalı'ya tanıştıran, bizim de çok sevdiğimiz, Türk komünitesi içinde sevilen bir arkadaşımızı sunacağım. Arkadaşımızın adı Hümeyra Mavruk. Etike Mavruk. Hümeyra Hanım, Amerika'ya ne zaman geldiniz ve Amerika serüveninizin başlangıcını ve bugüne kadar gelişini bize kısaca özetler misiniz? Tabii ki. Amerika'ya 2008'de geldik. 2008'de yerleşmek üzere geldik. Ama çok uzun yıllar önce eşimin kuzeni İrfan Mavruk Amerika'ya dönemin başbakanı tarafından buraya eğitim için gönderilir 1950'lerde. Dönemin başbakanı kimdi? 1950'lerde asılan bir Ay şey, başbakandan Menderes. Menderes tarafından eğitim için buraya Gönderilmişti. gönderilmişti. Burada eğitimini tamamlayıp NASA'da çalışmıştı. İlk eşimin ailesinden kuzeninin gelişiyle başlamıştı bizim ailemizin serüveni. 10 yıl kadar önce de biz gelmeye karar verdik. Çocuklarımızın eğitimi için Amerika'ya yerleştik. Daha önce kısa ziyaretlerimiz oluyor, gelip gidiyorduk. Peki Amerika'ya gelince Amerika'da zorluklarla karşılaştınız mı yoksa eski kuzeninizin eskiden beri burada oluşu dolayısıyla bir takım faydaları size yansıttı mı kuzeni? Ya da Evet. Türklerden nasıl bir yardım gördünüz? Ya da yani bize ilk zamanlardaki zorluklarınızı ve kolaylıklarınızı anlatır mısınız? Sanırım herkesin Amerika'da farklı maceraları vardır. Herkes için farklı zorlukları vardır. Kolay olmuyor tabii ki. Kendi ülkenizden böyle bir kararla, uzunca düşünülmüş kararlarla gelip başka bir ülkeye yerleşmek. Biz buraya geldikten kısa süre sonra kuzenini kaybetti Oh, eşim. başınız sağ olsun. Sağ olun dostlar, sağ Burada olsun. mı Büyük bir vefat kayıptı. etmiştir? Burada vefat etti. Türkiye'ye Götürdünüz. götürüldü. Evet, basında da yer aldı o zaman. Tanıdıklarımız vardı, ailemiz vardı, dostlarımız vardı. Ama Amerika'yı biliyorsunuz, herkes kendi hayatından sorumludur burada. Herkesin telaşı çok büyüktür. Burada gün 12 saat sanki. Hani insanlar birbirine yardım etmek istese dahi o pek kolay bir şey değil. Zaman Zorluklarıyla yetmiyor, da zaman zaman yetmiyor. yetmiyor. Zorluklarıyla da, büyük zorluklarıyla da karşılaştık. Güzel şeyler de oldu. Çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyorlar. Pişman değilim geldiğime. Çok memnun oldum. Yani Türkler size yardım ettiler mi? Benim anlatmak, daha doğrusu öğrenmek isteyen insanlar Türkiye'de buradaki Türklerin diğerlerine yeni gelenlere yardımcı olup olmadığı konusu. O konuda bize ne diyebilirsiniz? O konuda açıkçası yardım, destek gördüğüm oldu yardımdan çok. Ama mesleğim anlamında bir soruysa bu, hayır, hiçbir Türk'ten destek görmedim Görmediniz. ben. Mesleğim anlamında hiçbir Türk bana yardımcı olmadı. Bayağı bir zorlanarak bugünlere getirdim sanatımı. Hayır, çok net söyleyebilirim, hiçbir Türk'ün desteğini görmedim. Benim bugüne kadar tek bir tane Türk öğrencim vardır. Yapma ya. Hep Amerikalılarla çalıştım. Farklı uyruklardan insanlarla çalıştım. İşte şimdi Community Center'a gelirseniz eğer oradaki öğrencilerinize Onur öğretebilirsiniz. duyarım. Türk Ebru sanatı nedir? Bize bir anlatır mısınız? Ebru sanatı bizim geleneksel sanatımız, öz sanatımızdır. Ebru sanatı her malzemesi doğadan elde edilen tek sanattır. Su üzerine yapılan desenlerle icra edilen ve bunu çeşitli materyallere çıkartarak kağıt gibi, kumaş gibi, seramik gibi farklı materyallere çıkartarak sergilenen bir görsel sanattır. Ebru sanatınızı icra ederken kullandığınız temalar var mı yoksa içinizden geldiği gibi mi çalışıyorsunuz? Belli temalarınız var mı?
Ebru sanatı tamamen aslında geleneksel bir sanattır. Bunun için öncelikle benim bütün de önerim budur. Öğrencilerim Türk olmadıkları halde, çocuklara değil tabii ki, küçük öğrencilere sadece su üzerine desenler yapmak üzerinde çalışıyoruz ama yetişkin öğrencilerime bile ben önce geleneksel Ebru'muzu öğretiyorum. Bunu materyallerle, detaylarıyla öğretmek imkansız burada. Çünkü biz topraktan yaptığımız boyaları o toprağa, ben de işin mutfağından geldiğim için hani biliyorum, o toprağı iki mermer arasında suyla güzelce ezerek krem haline getirip arkasından onu günlerce aynı saatlerde sulandırarak o boyayı elde ettikten sonra biz ona hayvanın, bir ineğin safra kesesinin içindeki sıvıyı karıştırıyoruz. Bu boyanın suyu, sudaki dağılımını etkileyen bir karışımdır. Ama ben bunu Amerikalılara öğretemiyorum. Anlatıyorum. Söyleyemiyorsunuz. Söylüyorum, anlatıyorum. Bizim diyorum gerçek geleneksel boyalarımızı böyle yapıyoruz. Ama diyorum derslerimde onları kullanmıyorum ben. Çünkü o kokuyu o sınıfa yaymak söz konusu değil zaten. Yani bu sebepten geleneksel çalışıyorum. Geleneksel öğrendim. Öğrencilerime de öncelikle geleneksel başlıyorum. Ama belli bir tema veremiyorum. Daha çok özgün çalışıyorum. Yani belli bir tema veremiyorum. Belli bir tema, o insana göre de değişiyor. Çünkü Ebru sanatıyla tanıştıktan sonra, birazdan ben sizi tanıştıracağım Ebru sanatıyla, size Ebru yaptıracağım. Hayata bakış açınız değişiyor. Doğaya bakış açınız değişiyor. Yaprağı sadece yeşil bir yaprak gibi görürken artık damarlarını görmeye başlıyorsunuz. Yani bütün sanat dallarında, bu sizin resim sanatında olduğu gibi. Aha, yaratıcılığınızı arttırıyor. Anlıyorum. Bu da bakış açınızı genişlettiği için temalarınızı arttırıyor. Anladım. Peki öğrenmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ebru sanatını öğrenmek isteyenlere ilk tavsiyem önce geleneksel dizaynları öğrenmeleri. Dizayn diyorum burada artık, tabii yıllarca böyle konuşunca, geleneksel motiflerimizi, geleneksel evrelerini öğrenmeleri. Tabii ki herkes denesin. Ders alma imkanları yoksa videolardan izlesinler. Hı hı. Ama Ebru sanatını gerçekten öğrenmek için bir ustadan ders almalarını öneriyorum. Anlıyorum. Eserlerinizi sergileme fırsatınız oldu mu? Eserlerimi sergileme fırsatım burada oldu. Amerikalılardan aldığım destekle, hiç aklımda yokken yaptım ilk sergimi. Hı hı. Ondan sonra birkaç sergi daha yaptım. Toplamda 4 sergim oldu benim New York'ta. Çok iyi. Eserlerimi sergiledim. Çok büyük ilgi gördü. Bu benim şevkimi daha çok arttırdı. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Daha önce sergiler açtım dediniz. Hı hı. Ama ilerleyen zamanda yine bir sergi açma düşünceniz var mı? İlerleyen zamanlarda da düşünüyorum tabii ki. Bu defa biraz daha genişleterek düşünüyorum. Hı hı. Açacağım sergiyi. Önce sadece kağıt ve ahşap üzerineydi açtığım sergilerdeki eserlerim. Hı hı. İlerleyen zamanlarda kumaş üzerine yaptığım, hı, eserleri, farklı materyallere, seramiklere yaptığım eserleri de sergilemeyi planlıyorum. Çünkü Ebru sanatı tamamen unik bir sanat. Hani tamamen bir tek yapılabilen, ikincisi asla yapılamayan özel bir sanat. Peki seramiğe nasıl uygulayacaksınız onu? Diyelim ki burada bir kağıdın üstüne o sudaki şeyi, deseni yapabiliyorsunuz. Ama seramiğe nasıl uygulayacaksınız? Onu merak ettim doğrusu. Ben onu da yansıtabilirim. YouTube'da öyle bir videom var. Oradaki seramikleri alabilir miyim? Şurada seramik üzerine çok uyguladım. Güzel. İki minyatür papucum var. Bunu daha derin bir kaba doldurup, titremi daha derin bir kaba doldurup, deseni yapıp
şey ucundan, seramiği ucundan tutup böyle dikkatlice daldırarak boyanın seramiğe çıkmasını sağlıyor. Çok güzel. Ahşap üzerine denedim. Şöyle küçük, zarif bir makyaj kutusu yaptım. Çok güzel. Bunlar işin en keyifli. Yani en evet. keyifli tarafı. Yani şunu hayal hayal etmek ya da bunu realiteye geçirmek çok hoş bir şey. Şu şeyleri. Teşekkür ederim. İşte ahşabı ya da işte diğerlerini. Ben daha çok kumaştan sipariş alıyorum. Hani öyle mi? Tabii. Bunu nasıl yapıyorsunuz peki? Bir tek olduğu için daha büyük teknem var. Eşimin hazırladığı benim için. O tekneme dolduruyorum kerajine sıvıyı. Onun içerisine desenler yapıp. Yapıyorsunuz. Tabii desenler yapıp. Kağıt yerine kumaşı koyuyorsunuz. Bakın orada fularlar var. Yaptığım bir gömlek var. Bunların siparişlerini alıyorum. Bunları sergide daha geniş, daha detaylı bir sergi yapmak için biraz daha uzun süreli bir çalışma yapmam lazım. Arkasında tavus kuşu. Çok güzel. Ve kolları farklı, çiçekleri önünde. Çok çok güzel. Fular. Hani bir tane daha olmadığı için bunlardan ilgi görmesi çok doğal. Peki yıkıyor musunuz bunları? Tabii. Yıkıyorum, hiçbir şey olmuyor. Ütülüyorum, hiçbir şey olmuyor. Tabii ki. Müthiş bir şey. Müthiş, çok güzel. Teşekkür ederim. Peki. Ebru sanatının UNESCO tarafından koruma altına alınmasına vesile olmuşsunuz. Bunu ben sizden öğrenmiştim. Peki, bu konudan bahseder misiniz bize? Sanatımızı UNESCO tarafından evet koruma altına aldık. Biliyorsunuz pek çok şarkıları bile, kendi şarkılarımızın bile telif hakkı alınmadığı için, başka ülkeler bizden önce davrandığı için sanatçılarımız başka ülkelere bizim şarkılarımız için telif ödüyorlar. Telif hakkı, para ödüyorlar. Ebru sanatını Türkiye'den arkadaşlarım, bir yine Ebru hocamız Atilla Bey başlattı. Onun hayaliydi bu. UNESCO tarafından koruma altına aldırmak. 4 yıl süren çalışmaları sonunda bana ulaştı. Hayalini anlattı. Ben öğrencilerimin evrularını alıp, öğrencilerime birer dilekçe yazdırıp, imzalatıp Paris'e gönderdim. UNESCO'ya gönderdim. Sayısız evru gönderdik. Paris'i evru bombardımanı tuttuk. Uzun bir çalışma süreciydi. Türkiye'deki arkadaşlarımla el ele, gönül birliğiyle çalıştık. Dünyanın pek çok yerinde de destekleyen evrucular vardı. Ve nihayetinde 2004'te güzel haberi aldık. Çok güzel. Sanatımız korunma sanatı, korunma altına alındı. Kendi atölyeniz var mı? Evet, kendi atölyemdeyiz. Bunu sonradan gezeceğim, gezdireceğiz. Evet, oğlumla, eşimle birlikte. Eşim fotoğraf sanatçısı. Çok iyi. Oğlumla birlikte, eşimle birlikte yürüttüğümüz bir Sign and Art Frame yerimiz var. Burada ben bir bölümünü atölyem olarak kullanıyorum. Özel dersler veriyorum. Eşim çektiği fotoğrafları sergiliyor aynı zamanda. İşte oğlum. Burada tamamıyla art yapıyoruz. Aile, yani. Tamamen aile şirketi. Ailece art yapıyoruz. Sign zaten bir çeşit art. Tabii ki art. Tabii ki art. Oğlum sign bölümüyle ilgileniyor. Eşim kendisi sanatçı zaten. Fotoğraf bölümüyle. İşte şey çerçeve yapıyorlar aynı zamanda. Ve ben de burada ders veriyorum. Peki. Okullara Ebru'yu tedrisata aldırmışsınız. O konu hakkında da biraz bilgi alabilir miyim sizden? Amerika'daki okullara tedrisatına Ebru sanatını aldırmışsınız. Bize biraz bilgi verir misiniz? Bu benim hayalimdi. Amerika'ya geldim. Okey, tamam. Çocuklarımın eğitimi en önemli şey. Ama kendi hayallerimizi de gerçekleştirmek için bir şeyler yapmak zorundayız.
Benim hayalim burada müfredatı aldırmaktı. Amerikalılara Ebru'yu tanıtmak, evet. Ama bunu müfredata aldırmak, ki Türkiye'de bile ders olarak verilmiyor okullarda Ebru sanatı. Onu burada yapmaktı hayalim ve hayata geçirdim. Çok uzun bir süreçti. Öyle New York okulları mı? New York'ta Long Beach Middle School'da. Şimdilik sadece. Şimdilik, ama daha da genişletme çabam olur mu bu konuda? Olması gerekiyor. Açıkçası onu üniversite için düşünüyorum artık. Hani çocuklarla çalıştım. Burada özel çocuklarla da çalıştım. Hı hı. Aynı okulun bünyesinde, aynı sanat atölyesinde yetişkinler için yine ders veriyorum. Hı hı. Okulun, onlar da okulun öğrencileri. Çok iyi, çok iyi. Kategorisinde. Peki. Bir de siz permanent makeup, yani kalıcı makyaj, bizim Türklerin anlayabileceği kalıcı makyaj, kalıcı değil makyaj. Mi bunun adı? Evet. Öyle mi? Yarı kalıcı makyaj. Yarı kalıcı. Okey, peki. Hı-hı. O konuda da sizin bir çalışmalarınız var. Bize ondan da bahseder misiniz? Sanat her şey, hani her alanı ilgimi çekiyor ama permanent makeup benim daha çok çevremden gelen talep üzerine yöneldiğim bir meslek. Sen yaparsan ancak güvenirim. Hani sonuçta resim öğretmenliği yapıyorsun. Suya bile çiziyorsun, yazı yazıyorsun. Sen yaparsan güvenirim. Çevremin aklıma düşürdüğü bir şey. Bu da bir çeşit sanat. Yani yüze yapılan bir sanat. İnsanlara kaş çiziyorum, göz çiziyorum, dudak çiziyorum. Güzelleştiriyorum insanları. Çok güzel. Sonra eserimi seyrediyorum uzakta. Herkes seyrediyor. Beni de çok mutlu ediyor. Evet, 1,5 yıldır da yapıyorsunuz. Permanent makeup yapıyorsunuz. Evet. Onun için kendi iş yerimi açmadım. Belli bölgelerde, belli salonlarla anlaştım. Öyle çalışıyorum, evet. Talep olduğu zaman, randevuyla çalıştığım için buraya zaman ayırıyorum. Buradaki derslerime zaman ayırıyorum. Okula zaman ayırıyorum. Permanent Makeup'ı randevulu yapıyorum. Abimi tanıyorsunuz. Tanıyorum. Tanıyorum. Adnan abi. O da başka bir sanatçı. O da tekstil. O tekstil moda. Tekstil moda sanatçısı diyelim. İşte evet. Ona da zaman zaman da ona yardım ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. Buradaki en iyi. Bu atölyenizi biraz bize gezdirir misiniz? Tabii ki zevkle. Şuradan başlayalım. Şu resimlerinden. Özellikle işte o müthiş güzel bir çalışma bence. Teşekkür Hatta ederim. Hatta oradaki kuşu nasıl kuş yaptınız ayrıntısı. Yani? Kuş ayrıntısı çok güzel. O kuş yukarıdaki. O biraz da yaratıcı. Bu eşimin fotoğrafıdır. Fotoğraf mı o? Bu fotoğraf, fotoğraf ama yağlı boya sanıyor pek çok kişi. Evet, ben de yağlı boya zannettim. Bu müşterilerimizin en çok ilgi gösterdiği eserlerden biri. Çok muntazam. Herkese hissettirdiği çok farklı duygular var. Evet. Size ne hissettiriyor Nur Hayat'ın? Huzur. Huzur değil mi? Daha çok huzur diyor insanlar. Evet. Şu çok güzel. Şu. Evet. Burası Ebru yaptığım, aynı zamanda müşterilerimizi de kabul ettiğimiz bölümümüz. Bu bölümde de ders veriyorum. Nurhayat Hanım'ın ilgisini çekti ayakkabılarım. Evet. Onlardan hep çok tabii ki. Onlardan çok sipariş alıyorum. Daha çok gelinlerden. Ya. Türkiye'mizin bayrağı. Türkiye'mizin bayrağı. Evet. Daha titiz çalışmayla daha da farklı, çok hediye ettiğim ürünlerim, bayrak çalışmalarım oldu. Bu benim tavus kuşum. Çok güzel. Seviyorum bu figürü. Bunu kendi gömleğime de işlemiştim. Burası ofisimiz.
oğlumun adı. Şahan. Bu da benim. Arkadaşımın Ebru'su. Evet. Burası Nuray Hanım, bizim print odamız. Çok güzel. Sahne siparişi aldığımız zaman burada print ediliyor. Çerçeve yapılan ve yine sahne siparişi alındığı zaman çalışılan büyük atölye. Burası kamera arkası bölümü. Evet, ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın çok daha verimli, Amerikalıya özellikle Ebru sanatınızın tanıtımı için size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kuvvet diliyorum. Çok bizden bir yardımcı isterseniz her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Hoşçakalın.